Sevgili izleyiciler, yeni bir toplum ve insan programıyla tekrar karşınızdayız. Bu akşam fütürizmi konuşacağız. Artık dilimize yerleşmiş olan bir kelime. Gelecek bilimi diyorlar. Çünkü iş ve yaşam için olumlu gelecek tasarımı fütürizm olduğu söyleniyor. Konuğum var. Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı. Ben kendine fütürizmin ne olduğunu sormayacağım. Çünkü direkt olarak konunun içine girmek istiyoruz. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Türkiye Fütüristler Derneği'nin ben de üyesiyim. O yüzden Sayın Başkan dedim. Eksik olmayın. Şimdi 1 Mart Dünya Kadınlar diyeceğim. Hemen geri çektim. Dünya Fütüristler Günü olarak ilan edildi. Dünya Gelecek Günü. Yani Future Day olarak ilan edildi. Peki bu yabancı kelimeleri kullanacak mıyız? Tamam. Kullanmadan da devam edeceğiz. Biraz bir kısmını herhalde kullanacağız ama mümkün olduğunca Türkçe ile ne yaptık? Türkçeyi zengin kullanmaya çalışıyorum. İşte Gelecek Günü'nde bir çalışma yaptık mı? Gelecek Günü'nde önemli bir çalışma yaptık. Bir kere dünyada bütün fütüristlerin, gelecekçilerin başkanı olan Timothy Mack'i konuk ettik Türkiye'de. Türkiye'de Kadir Has Üniversitesi'nde büyük bir etkinlik yaptık. 400 kişi katıldı. Yaklaşık 4000 kişi internetten canlı olarak izledi. Bir grup hala internetteki yayını izlemeye devam ediyor. Dünyanın önemli fütüristlerinden birkaç isim daha geldi konuk olarak. Ve geleceği konuştuk. Önemliydi neden? Çünkü gelecek günü konusu dünyada birkaç yıldır bu alanın önemli birkaç insanı tarafından telaffuz edilen bir şeydi. 1 Mart gelecek günü olsun şeklinde. Ve fakat hani web sitelerinde belirli tartışmalardan öteye gitmiyordu. Hı hı. İlk defa dünyada bir organizasyon, o da Fütüristler Derneği Türkiye, gelecek gününü böyle resmi bir şekilde kutlayıp arkasına bir etkinlik bağlamaya karar verdi. Hı hı. Ve ilk defa İstanbul'da yapıldı dolayısıyla. Peki, gelecek günü Türkiye kutlaması. Türkiye Fütüristler Derneği herkese ulaşabiliyor mu? Herkes bunun farkında mı? Elbette değildir. Hani şöyle bir algı vardır genelde. Hani bizde deniz gibi mesela şey vardır. İşte oluşmuş bir gelecek vardır. İşte biz de ona gideriz. Sonuçta orada biz de yerimizi buluruz. Ama Türkiye olarak sürekli olarak her konuda kullanan bir toplumuz. Üretenden, bulandan ziyade. O yüzden sorayım, yani bir katkısı oldu mu gerçekten topluma? Şimdi özellikle gençler adına konuşabilirim. Çünkü 700 üyemizin aşağı yukarı 500 tanesi üniversite, lisans ve benzeri seviyelerde öğrencilerden oluşuyor ya da yeni mezunlardan. Bu arkadaşlarımızın içinde bu fütürizmle tanışmış, ardından da hayatını olumlu değiştirmiş bir sürü insan var. Bunlar dünyanın böyle saygın şirketlerinden iş teklifi alıyorlar. Bir tanesi İngiltere'ye gitti, bir tanesi özel bir davetle Amerika'ya gitti, çalıştı o şirkette. Şimdi yine Türkiye'deki çok uluslu şirketlerde daha ne diyelim, ayrıcalıklı konumlarda çalışıyorlar. Hı hı. Onlar aslında biraz daha kendi hayatlarının için olumlu senaryolar çizip, kendi geleceklerine hazırlayıp biraz yolculuklarını değiştirdiler. Eğer şimdi biz bireylerin hayatlarında olumlu birer katkı yaratabiliyorsak, etraflarına da hani kelebek etkisiyle bunu yayıp daha çok insanın kendi geleceğiyle ilgili aktif bir rol oynayabilmesi konusunda bilinçlendireceğiz. Ama herkese ulaşabiliyor muyuz? Bence daha yolun başındayız. Yapacak daha o kadar çok işimiz var ki. Hı hı. Hayır, herkese ulaşmak konusunda şöyle bir sıkıntınız da var. Mesela işte basında okuduk. Hani ben içinde olduğum için biliyorum da genelde basında okurlar. İşte TÜSİAD yakın bir zamanda gelecekle ilgili bir rapor hazırlayacaklardı. Ancak TÜSİAD'da yönetim değişti ve arkası dönmedi. Aynen bu şeye benzer. Yani işte hükümetin bazı programları vardır. Bunu uygulamaya almak ister. Doğru. Seçim gelir, yeni hükümet kurulur ve geçmiş unutulur. Tekrar yeni projeler ortaya koyarlar. Hani bu anlamda mesela TÜSİAD'ın desteğini arkanızda almış olsaydık daha mı iyi olurdu? Şimdi, proje hangi aşamada, o konuda bilgi alalım. Şimdi elbette TÜSİAD gibi kurumlar oldukça köklü bize bakınca. Bizim 6-7 yıllık bir geçmişimiz var. Dolayısıyla birlikte daha çok şey yapmayı isteriz TÜSİAD ve benzeri kurumlarla. Böyle başka partner kuruluşlarımız da var. Bunlar çoğunlukla STK cinsinden kuruluşlar. Hı hı. Önemli destekler alıyoruz. Ha tabii devamlılık, sürdürülebilirlik bence insanoğlunun bugün en önemli konusu. Türkiye'nin daha kritik bir konusu. Her konuda aslında. Her konuda, aynen her konuda. Biz o konuda da mesela biraz örnek olabilir miyiz diye düşünüyoruz ve çalışıyoruz da. Mesela biliyorsunuz hani böyle derneklerde, partilerde vesaire bir başkan gelir. Hani onu oradan kazımazsanız bir daha gitmez. Hı
zorla gider vesaire. Biz orada hani örnek bir ekosistem kurmaya da gayret ediyoruz. Hani ilk kurucu başkan Alpan Manas bir süre sonra gelip tamam bu artık Alpan'ın derneği olarak bilinmesin, benim bu bayrağı devretmem lazım dedi. Kendi isteğiyle devretti. Hemen arkasından başkanlığı devralan Ufuk Tarhan keza aynı şekilde tamam ben de bir şeyler yaptım ama takımın içinde olmaya devam edeceğim dedi. Biz de mesela görevi biten başkan otomatik olarak Yüksek Danışma Kurulu üyesi halde geliyor. Dolayısıyla hani çemberimizi büyüterek devam etmek istiyoruz ki bu söylediğiniz sürdürülebilirlik konusunda iyi bir örnek olalım. Bir de zenginleşelim zaman içinde. Çok güzel söylüyorsunuz. Çıtayı devamlı yukarı çıkartmak gerekiyor. Evet. Fütürizm denilen bir dergi var. Bu İngilizce. Çok da güzel bir dergi. Evet. Evet. Zaten eski iki başkanın da hikayelerinde bu dergi tesadüfen ellerine geçmiş. Aynen, ve doğru. Ondan sonra da bu bana çok yakın, yatkın, neden ben bu alana ilgi duymayayım diye başlamış çok bu olay. Ancak bunu bir türlü Türkçe çıkartamadınız. Çıkarttık, yarı yolda kaldık. Bunlar kolay şeyler değil tabii. Elbette değil. Çünkü gönüllülük esasına dayalı bir çalışma yapıyorsun. Çok netice haklısınız. İtibariyle. Şimdi tabii dernek olunca gelirler belli. Aidat alıyorsunuz ve bağış alıyorsunuz ama bu bağışlar hani minik oranlarda bazı kuruluşların projelerimize destek vermek için yaptığı bağışlarla sınırlı. The Futurist dergisini Türkçe'ye çevirmek için bir çabamız oldu. Bunun için izin aldık ve hatta da bir yıl kadar... Yani 6 sayı yayınladık Türkçe olarak. Hı hı. İlginçtir. Dünyada ilk defa İngilizce dışında yayınlanan bir dergi oldu The Futurist. Hep İngilizce dünyada orijinal haliyle dağıtılıyor. Biz de öyle tanıdık, okuduk vesaire hala okumaya devam ediyoruz. Ancak tabii dergi reklamla yaşayan bir organ. Özellikle Türkiye'de. Para çünkü, olmadan bu işler olmaz. Aynen. Yani binlerce satıp abonelikle yaşayamıyorsunuz. Hı hı. Yeterince reklam veren bulamadığımız için basılı Türkçe versiyonu bir süredir yok. Ama hani Türkiye'deki büyük markalarla konuşuyoruz. Birisinin sponsorluğunu alıp en azından tablet edisyonunu yaratarak Türkçe olarak yoluna devam etmek istiyoruz. Şimdi para demişken bir üniversitede fütürizm okulu birkaç sömestrede yapılıyor. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor galiba. Evet, okuduğum kadarıyla. O alanda iki çalışmamız var. Bir tanesi sizin bildiğiniz gibi sertifika programı şeklinde. Hı hı. Yılda iki kere açıyoruz. 7 hafta sürüyor. Türkiye'den yönetim kurulumuzdan, dernek üyelerinden iyi birikimi olan insanlar gelip kendilerine özel bir konu anlatıyorlar. Ve ardından 7 hafta sonunda da öğrenciler bir sertifika alıyor. Hı hı. Bir başka şey daha yaptık. Bir devlet üniversitesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans üstü öğrenciler için... Bu önemli. Future Studies dersi açtık bu sene ilk defa. Ama dersin adı bu mu olacak? Evet, dersin Future adı Study Future diye. Studies diye. Bir de bunu Türkçeleştirsek. Ama okulda eğitim İngilizce. Dolayısıyla da İngilizce olması lazım. Gayet normal, evet. Gayet normal. İlk defa bu dönem yüksek lisans öğrencileri seçmeli ders olarak aldılar. 15 civarında öğrencimiz oldu. Hı hı. Son derece de memnun bitirdiler sömestri. Bu üniversite verilen bu şeyle kalalım. Okulda verilen bu dersle ilgili. Sertifika programı. Sertifika programı bu. Peki kimler katılıyor bu sertifika programına veya kimler katılmalı? Çoğunlukla üniversite seviyesinde 3. 4. sınıf öğrencileri ya da yeni mezunlar. Hı-hı. Hani mezun olmuş, bir kurumda çalışmaya başlamış. Bu hani küçük büyük ölçeğinin hiç önemi yok. Bir kurumda çalışmaya başlamış. İnsanlar öğrencilerimiz. Aslında hedef kitlesi de bu. Hı hı. Çünkü artık onlar belirli gelecek konusunda adım atabilecek. Hani kendileri için, aileleri için, içinde bulundukları kurum için adım atabilecek insanlar. Biraz parayla tanışıyorlar. Dolayısıyla kendilerine ve çevrelerine yatırım yapabilecek durumdalar. İstediğimiz kitle de bu. Ha, uzun soluklu ne yapmak isteriz? Hayal ettiğimiz hani bir akademik programa girdik. Uzun soluklu yapmak istediğimiz de bunu hani lise seviyesine kadar indirmek. Ama bazı özel okullarda çalışmanız var. Evet, evet. İstanbul'da bir özel okulda çalışmamız var. Gayet onlar iyi gidiyor değil mi? Her konuda sponsorlu, aktif çalışıyorlar falan. Onları takdir ediyorum. Çünkü benim büyük kızım o okuldan mezun. İsmini veremiyorum. Tamam. Evet, yani takdir ediyorum okulu. 5. kere Futurist Senaryo Yarışması yapıyorlar. Ve ilkokul seviyesinde Fütüristlerin ortaya çıkardıkları projeler müthiş heyecan verici şeyler. Evet.
Bir de şeyden bahsedelim biraz. Sonra asıl detaya gireceğiz. Şimdi Eurasia Future Day diye bir çalışma mı başlanacak? Eurasia Future Day bizim bu gelecek günü. Orta Doğu'yu ve Avrupa'yı birleştiren. Gelecek günümüzün uzun soluk gelecek hayali diyelim aslında bakarsanız. Gelecek gününü İstanbul'da başlattık. Ardından önümüzdeki adımları işte Orta Doğu'dan, komşu ülkelerden, Doğu Avrupa ülkelerinden insanları da misafir edecek şekilde. Dolayısıyla Avrupa Asya'nın ortasında hani dünyada çünkü Dünya Fütüristler Birliği büyük bir etkinlik yapıyor yılda bir kere Temmuz gibi. Bu genellikle Amerika kıtasında yapılıyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şehirde. Geçen yıl Kanada'daydı ama hani yukarı sonuçta aşağı orada. Amerika kıtası içinde gidip geliyor. Dolayısıyla biz böyle Amerika kıtası dışında çok uluslu bir etkinlik yapmak istiyoruz. Gelecek gününün gelecek hayali bu. Bunun bir tarih yok şu anda ama böyle bir plan var. Her yıl 1 Mart. Biz bu yıl 400 kişiyle yaptık. Gelecek yıl hedefimiz 600 kişiyle yapmak. Bu algıyı daha da yukarılara çekeceğiz diyorsunuz. Aynen. Yani onun hedefi hani Eurasia dediğimizde 2000 kişinin üstünde bir organizasyonla bu işi Türkiye'de yapmak. Kadınları ilgilendiren bir girişimde de aslında bulunmuşsunuz. Evet. Bu The Futurist ve Tekno Kadın gibi. Evet. Kadın o kitlere hitap eden. Neler yapıldı? Bizi izleyen kadın izleyicinin neler söyleyeceksiniz? Tabii bu hem kadınları hem toplumu ilgilendiren bir konu. Ama neden? Kadınların daha aktif olmasını istediğim özellikle bu. Çok istiyoruz tabii. Evet. Neden? Çünkü yani geleceği değiştirme konusunda en büyük yardımcımız kadınlar yani anneler. Çünkü yani bir çocuk uzun bir dönemini anneyle birlikte geçiriyor. İlk eğitimini orada alıyor. Dolayısıyla kişiliği şekillenirken annenin eğitimi, aile eğitimi çok önemli. Ama tabii teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hani 20 yıl önce hayatımızda olmayan bir sürü şey bugün çok hani olmazsa olmaz durumunda. O yüzden de özellikle ev hanımı olan kadınları, anneleri teknoloji okuryazarlığı konusunda geliştirmek için attık bu adımı. Dünyanın önemli teknoloji şirketlerinden bir tanesi, uluslararası bir fonu var, vakfı var. Onunla bize destek oldu. Milli Eğitim Bakanlığı projenin içine girdi. Şimdi bir tane de STK proje ortağımız var. Çok güzel. Hep beraber önce eğiticiler yaratıyoruz Türkiye'nin değişik yerlerinde. Bugüne kadar 20 yaklaşık şehirde eğitimciler yarattık bu konuda. Bu eğitimleri birebir yerinde değil de herhalde web üzerinde değil mi? Yani birebir yerinde ortamda. Veriyoruz. Öyle dijital mi? Dijital değil evet. Dolayısıyla bütün ekipman oraya gidiyor. Diyarbakır'da, Eskişehir'de, Konya'da. Adıyaman'da bir tane muhtarımız var bir hanım. Eğitime katıldıktan sonra bütün evraklarını dijital ortama taşıyıp bütün çalışmalarını artık dijital ortamda yapan, bütün yazışmalarını web üstünden yapan bir muhtarımız var. Ve muhtarlığıyla da yani bir Avrupa Birliği projesine başvurdu yakınlarda. Oradan bir fon mu almak istiyor? Oradan bir fon alıp bir proje yapmak istiyor. Ama ondan istiyor. Daha da güzel bir şey var. Bir önceki başkan bize anlatmıştı. Adıyaman'da bir kızımız Türkiye Fütüristler Derneği'nin web sitesini yapıyor. Evet, hala yapıyor mu? Hala yapıyor. Güncelleyen o mu? Hala öyle Zuhal. Yani en büyük destekçimiz. Biz ona hani bütün bilgileri veriyoruz. 24 saat bizim için çalışıyor diyebilirim. Bu eğitimlere katılmış. Bu ev kızı mı? Evet. Çalışıyor ev hanımı. Kızı ama aynen bir ev hanımı. Katkı yapmak isteyen birisi. Yıllardır bu katkıyı yapıyor. Kendisi bize başvurdu. Ben web sitesini yönetmek istiyorum diye. Önce emin olamadık ne kadar biliyor, teknolojiye ne kadar hakim diye. Ama ardından birkaç deneme şimdi derneğin vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Bütün programlarımızı, bütün etkinliklerimizi online Adıyaman'dan evden izliyor. Sosyal medyamızı da yönetiyor dolayısıyla. Bir şey söyleyeyim. Aslında ben bu kızımızı çok merak ediyorum. Yani sonraki etkinliğimize yapalım. Getireceğiz İstanbul'a. Etkinliğe getirin ama bu hazırlanan web sitesinde bir yerde bir görsel bir videosu olursa. Olur. Aslında olmasın, çünkü benim gibi bu derneğe üye olan veya ilgi duyanların merak ettiği bir konu. Bunu biliyorlar ama kim bu diye merak ediyorlar. Okay. Biz de hani hep bizim mutfağımızda kahramanlardan bir tanesiydi Zuhal. Bir de Futurist Shuffle isminde hani fikirlerin, başarı öykülerinin karıştığı bir etkinliğimiz var. Yine büyük bir yazılım şirketi ev sahipliği yapıyor. Yılda 2-3 kere onların büyük salonlarında yapıyoruz bu etkinliği. Bundan sonra yapacağımız ilk etkinlikte bir havayolu destekçisi de var derneğin. Biraz daha değil mi? Farklı alanlara çıkmak evet, gerekiyor. Zuhal'i de getireceğiz, öyküsünü anlatacak.
Kesinlikle. Yani özellikle Anadolu'daki gençlerimize örnek olacak bir hikayesi var. Ben o çalışmasını gerçekten çok takdir ediyorum. Sizin de yönetim kurulu olarak destek vermeniz, kollamanız, korumanız ayrıca takdire şayan bir şey. Peki, bizim kıymetlimiz. Evet. Tarım konusuna biraz girelim. Şimdi tarım aslında herkesi ilgilendiren bir şey. Dünya nüfusu artıyor ve tarıma daha fazla ihtiyaç duyulacak. Ve bu konuda da bir rapor hazırlığı var diye ben duydum. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? O daha amatör bir çalışma, insan raporumuzun ötesinde. Akademik bir çalışma değil. Gençleri bu konuda teşvik ediyoruz. Bu konuda çalışıp araştırma yapmaları ile ilgili. Şimdi dünya coğrafya olarak büyümüyor ama nüfus artıyor. 2100 yılına geldiğimiz zaman 10 milyarlık bir dünyadan bahsediyor olacağız ve nüfusun 3'te 2'si büyük kentlerde yaşayacak. Bugünkü kaynaklara baktığımız zaman dünyayı doyurma imkanımız yok. Dolayısıyla bazı şeylerde akıllı bir takım uygulamalara geçmemiz lazım. Hı hı. Bu Türkiye için daha kritik. Çünkü Türkiye bu kadar verimli toprağı ve suyu bu kadar kötü kullanan bir başka ülke daha örneği yok. Biz vahşi sulamayla vesaireyle dünyada iyi tarımla, bakın hani şey değil, fiktif GDO'larla vesaireden bahsetmiyorum. İyi tarım uygulamalarıyla dünyanın bir sürü ülkesi işte bir dönüm topraktan 100 birim çıktı elde ederken biz 40'larda filan elde edebiliyoruz. Dolayısıyla tarım dünya olduğu kadar bizim de önemli bir konumuz. Şimdi önümüzde birincisi akıllı uygulamalar var. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek istiyoruz. Hani doğru sulama yapalım, toprağı doğru kullanalım. İşte olur olmaz sıf böceği öldüreceğiz diye ilaçlar kullanarak yediğimize, toprağımıza zarar vermeyelim uzun soluklu diye. Birincisi iyi tarım konusu var. Bir başkası da şehirler arttığı için, şehirler büyüdüğü için dolayısıyla belki dikey tarım gibi konular olacak önümüzdeki 20 yıl içinde. O alanda neler yapabiliriz diye önce gençlerimizin bu konuda araştırmalar yapmaya teşvik ediyoruz. Nitekim onlar bir araştırma projesi için bir taslak rapor hazırladılar. Bir Avrupa Birliği fonuna başvurdular. Bugünlerde sonuçlanacak. Eğer projeleri kabul olursa da Avrupa'nın başka ülkelerinden genç arkadaşlarla beraber kapsamlı bir rapor hazırlamak için çalışıyor olacaklar. Bu bahsettiğiniz iyi tarım, organik tarım mı? Çünkü organik tarım konusunda çok sorular var. Yani bu pahalı bir üretim şekli. Dolayısıyla dünya nüfusu artıyor. Bu dünya nüfusunu organik tarımla doyuramazsınız. Doyuramayız. Falan deniliyor ama organik tarım önemli değil. Olan tarımı daha üretken, daha fazla yapabilmek. Evet, bir yani, de sürdürülebilir olmak tabii. Hani bir 3 yıl için çok iyi mahsul alacağız diye toprağın canını okumak ve toprağa gelecek 20 yıl için bitirmekten bahsetmiyoruz. Sürdürülebilir de olmalı. Ya da işte tohumlar vesaire konusu var. Hani yine sürdürülebilir tohumlar tümüyle kimyasal katkıyla üretmemekten bahsediyoruz. Bu bahsettiğiniz projede desteği Türkiye'de üniversitelerden mi alıyorsunuz? Yoksa bireysel destek veren kişiler mi var bu projeye yer alan? Birkaç tane sürdürülebilir tarımı destekleyen, hani tarımdan kendisine girdi elde eden şirket var Türkiye'de önemli. Onlar biraz sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyorlar. Onların deneyimlerinden ve tecrübelerinden bir de kaynaklarından yararlanıyoruz. Hangi aşamada şu anda? Proje aşamasında mı, uygulamaya az mı kaldı? Proje aşamasında Avrupa Birliği fonundan istediğimiz desteği alırsak ardından proje aşamasına geçiyor olacağız. Peki Murat Bey, şimdi geleceği tasarlamak zordur. Kolay değil. Yani tabii. Gelecekle ilgili bir şeyler söylüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sizin o gelecekle ilgili söylediğiniz 50 yıl sonrası gerçekleşebiliyor. Tabii. Bunun tabii bazı örnekleri var. Ya işte biliyoruz ki 1909'da bir manifesto yayınlanmış, bir kitap yazılmış. Hemen bakıyorsunuz. O zamanlar yani 100 yıl öncesi Paris'i tanımlıyorlar, sonra Paris'i inşa ediliyor falan. Biz bunları tabii biliyoruz. Daha önce yayınımızda diğer eski başkanla bunları konuştuk ama geleceği tasarlamak elimizde de. Peki biz Türk toplumu olarak buna yatkın değiliz. Doğru. Yani biz daha çok böyle kullanmayız. Teknolojiyi kullanmayı severiz ama bulmak, üretme anlamında çok şey yapmıyoruz. Ne yapmamız lazım? Ne yapılması lazım? Ya çok ciddi bir takım, yani pragmatik bazı değişikliklere ihtiyacımız var. O da kafada. Yani çünkü bizler şöyle büyütülüyoruz. Ha artık öyle değildir diye umuyorum tabii ama şöyle büyütüldük. Hani icat çıkarma. Dolayısıyla hani var olan düzene uy, sesini çıkarma,
yoluna devam et, kendini kurtar yeter. Hayat zaten böyle geldi, böyle devam böyle edecek. Böyle geldi. Hani dünyayı sen mi değiştireceksin? Hele bir de kaderciysen. Evet, birazcık da kaderciysen zaten eyvahlar olsun. Zaten yazılmıştır, alın yazısı yazılmıştır. Zaten evet. Sen de o şekilde değiştiremezsin diye bir anlayış var. Onu kırmak lazım. Buyurun. Tam olarak öyle. Dolayısıyla hani bir kere bu pragmatik değişikliği yapmaya ihtiyacımız var. Evet, çevre koşulları var. Önümüze çıkan insanlar var. Çevre koşulları var. Rekabet var. Dolayısıyla bizim bir yere kadar müdahale etme hakkımız var ve şansımız var. Diğer tarafında %50'si var. Ama en azından biz insanlara kendi kontrolü içindeki alanda sorumluluğunu %100 yerine getirmeyi öğretmek, bunu aşılamak istiyoruz. Hı hı. O anlamda da yapacak çok şey var. Türkiye bence bu anlamda biraz da şanslı. Bu eğer ciddi değişiklikleri yapabilirsek. Neden şanslı? Ben Türkiye, Türk insanının çok uzun zamandır girişimci olmasını bu değişikliği süratli uygulamak açısından bir fırsat olarak görüyorum. Hı hı. Biz çok esnek bir topluluğuz. Dolayısıyla yeni bir şey hayatımıza girdiği zaman onu çok kolay, sanki yüzyıllardır hayatımızdaymış gibi kullanıyoruz. Dolayısıyla eğer bu avantajı kullanabilir hayata geçirirsek çok büyük değişikliklerden olabiliriz. Ama şunda haklısınız, biz çok kopyacıyız. Hı hı. Gelişmek için iyi bir basamak. Çünkü insan geni zaten kopyacı. Öyle hayatta kalıyor. Bir şeyi yakalamak için kopyacı olmakta sakınca yok. Hı hı. Olalım ve fakat artık biraz da kafamızı şöyle çalıştırmamız lazım. Dün yaptığımın üstüne bugün bir şey koymalıyım. Ancak o zaman... Ama korkularımız da var Murat Bey. Yani korkularımız şöyle. Ya ben bir şeyi keşfettim de bunu kiminle paylaşacağım? Ya bunu paylaşırsam bu benim düşüncemi, girişimimi, aklımı, fikrimi çalarlarsa. Yani böyle bir anlayış var. O zaman deniliyor ki yani senin buluşunu birilerine anlatmaman için öyle bir buluş olması lazım ki yani bu da herhalde ne bileyim arabayı uçurmak gibi bir şey olsa gerek yani. Öyle bir buluş yok bence. Hı hı. Bu kişisel fikrim. Şimdi ben bir taraftan girişimciyim. 4 tane şirketim var. Bu bir 6 yıllık süreçte hayata geçmiş. Bugüne kadar da bir sürü fikrimizi, bunlar çok hani benzeri olmayan işlerdi. Zaten onun için girişimci olmaya karar verdim. Bir sürü büyük kuruluşa gittik, anlattık. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Sizin de desteğinizi istiyoruz diye. Hiçbiri bizim fikirlerimizi çalmaya kalkışmadı. Büyük oldukları için değil. Biz çok iyi bir ev ödevi yaptık. Gidip fikrimizi anlatmadan önce. Size de bana da çok sayıda iş fikri geliyor. Benim şöyle bir fikrim var, şunu yapmak hı hı. istiyorum vesaire diye. Bu, özellikle bu fikirlerin sahipleriyle gelip konuştuğumuz zaman bakıyorsunuz ki fikir var ama hiçbir aksiyon yok. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyar da fikir var. Dolayısıyla artık farkı yaratmak bunu harekete çeviren de. İlk MP3'ü biri buldu. Ama biri ne yaptı onu? Biri inovatif bir şekilde daha öteye götürdü. Biri 50 milyon tane, yılda 20 küsür milyon tane satar hale getirdi. Dolayısıyla farkı yaratmak artık aksiyonda. Biz nasıl fikirlerimizi çaldırmayacağız? O kadar iyi hazırlık yapacağız ki. Ben size fikrimi anlattığımda siz diyeceksiniz ki bu işi zaten en iyi Murat yapar. Hı hı. Dolayısıyla bir alternatif düşünmeyeceksiniz. Ben yeterince hazırlıklı değilsem kapıdan çıktığımda siz şunu düşünürsünüz. Ya zaten bu hani bizim kolaylıkla falancayla filancayla kendi ekibimizle, kendi paramızla yapabileceğimiz bir şey. Niye onunla yapalım ki? Evet. Dolayısıyla çok iyi hazırlık gerektiriyor. Doğru söylüyorsun ve insanların daha çok böyle gelecekle ilgili merakı vardır. Evet. Ama kaygısı da var aynı zamanda. Tabii. Bu genelde bize özgü bir şey mi yoksa genelde başkalarının var da biz sadece ne merakla ne kaygıyı... Çünkü zaten bizim bir ekonomik kaygımız var da ama dünya nereye gidiyor, teknoloji nereye gidiyor konusunda bir kaygımız herhalde çok fazla olmasa gerek. Teknoloji konusunda çok kaygımız yok. Bir de çok heyecanlanıyoruz hani ne gelecek artık bundan sonra. Ama o şeyden dolayı işte Akdenizli olmamızın herhalde getirisi evet, olsa gerek. Evet, büyük ihtimalle. Şimdi tabii Türk insanında bu gelecek kaygısı ve korkusu durumu biraz daha fazla. Hı hı. Neden? Çünkü biz çok hani kaygan zeminlerde yaşıyoruz. İşte bir sürü, işte ben 40 yaşındayım. Benim yaşımda bir insanın hayatında 3-4 tane kritik büyüklükte ekonomik kriz olmuştur. Evet. Dolayısıyla da
bugün yatarsınız, yarın sabah uyanırsınız. Ne olacağını döviz bilemez. Kuru bambaşkadır. İşiniz olmayabilir. Ülkede bilmem kaç tane bankaya el konulmuştur. Falan filan gibi böyle hikayelerimiz var. O yüzden de bu ama gelecek... Biz deneyimlerden çok şey yaşadık. Yani bu çok tecrübelendik bu anlamda. Tabii. Şimdi ise aslında belki de Türkiye'nin önündeki en iyi fırsat. Bakın 2008'den beri bütün dünya çalkalanıyor. Ekonomik krizler, dalgalanmalar bize bir şey vesaire. Mı? Bize de bir şeyler oldu ama deneyimimiz sayesinde nasıl ayakta duracağımızı gördük. Öğrendik. Öğrendik. Evet. Benim etrafımda çok sayıda insan var. Dünyanın büyük kuruluşlarında Türkiye'deki kriz deneyimleri sayesinde terfi ettiler. Dünyada bir sürü büyük operasyon yönetiyorlar. Murat Bey, şimdi araya gideceğiz. Ama aradan sonra aslında şöyle bir konuya girelim. Hani fütürist bakış açısını nasıl yöneteceğiz? Nasıl uygulanmalı, onları konuşacağız. Tamam. Biraz da iş dünyasına mesajlarımız olsun. Efendim, aradan sonra tekrar karşınızda olacağız.